Ben durum ama ben. Biraz durun da birileri de gelsin de. Aferin sana, bu çocuğunu önüne getir. Burada bir de söz verdi ama sözünde kalmıyorlar ha. Madem ki söz verdi sözüne kalmıyor, biz de gidelim bir daha konuşuyoruz. Arkamızda olaydı ya, en azından destek çıkaydı bize bir günde. Beni bir günde. Ben biliyorum sana. Koysunlar. Biz hat istiyor, bize hat versin. Okulumuz yok, sağlık ocağı yok. Biz yapsınlar. Her şeyden mahrumuz. Çocuklarımız ana sınıfına gidiyor, gidemiyor. Bayanlar, hat olsa rahatına götürüp getirdiler. Erişanız bu. Erkekler yine kahvede, yine camide, yine kadın bekliyor. Kadın başımıza kaldırım üstlerinde oturuyor. Cem bize de yazdıktır. 2-3 saattir biz yani beklemek zorunda mıyız? Ya yol hat yapmışlar yok. Bu yıl hat koymuyorlar. Yani derdimiz odur. Bir hat koyulsun. Biz de insan gibi gidip ihtiyacımızı görüp gelelim. Orada bir iki köy arabası var. Böyle mesela gidiyoruz çarşıya 3 saat boyunca onları bekliyoruz keyiflerini. Böyle bir koltuk da boş olsa gelmiyorlar. Biz kahvelerin yanında erkeklerin karşısında duruyoruz. Bayanız, çocuklarımız kucağımızda hastaneye gidiyoruz. Randevu alıyoruz. Bir randevu saatimize yetişemiyoruz. Yani bize de yazıktır. Belediye başkanı oraya geldi, bize söz verdi. Bir hafta içinde hat gelecek dedi. 3 aydır hat yok. Yani insanda biraz acıma duygusu olur. O zamanda gelip kaplarımızı çalıyor. Bir dakika. Yani okul yok, sağlık ocağı yok, hat yok, bir katılım yok. Bir misafir bize gelirse en az 16 milyon biz geliş gidiş taksi tutup bir limon almak için çarşıya geliyoruz. Çünkü köy arabaları bize vermiş, onlar 3 saatten önce kalkmıyor. Bir koltuk boş olsa kalkmıyor. Biz desin yani bak evde acele işlerimiz var, misafir var. Yani çocuk üniversite sınava gidiyor, geri geç kalıyor, biz araba taksi tutuyor. Yani diyor ki taksi çağırın gelin, biz boş koltukla gidemez. Bir koltuk eksik olsa şoförler bizi götürmüyor. Artık sağlık ocağımız yok, okulumuz yok. Bir hastamız, acil hastamız oluyor, gidemiyoruz. Hastaneye bir randevu alıyoruz. 2 saat ya önceden gitmemiz gerekiyor ya geç kalıyoruz. Şoförlerimiz keyiflerince yani gidip geliyor. Bizi azarlıyorlar. Yani artık bunu çekemiyoruz. Tamam. Bu mahallede mağduruz. Bizim ne arabamız var, ne gücümüz var taksi alalım, ne sağlık ocağımız var, ne okulumuz var, ne anaokulumuz var, ne bayanlar çarşıya gelebilirler, ne sağlık ocağına gidebilirler, ne hastaneye gidebilirler. Yani biz mağduruz abi, bizim paramız yok arabayı bir tutak gidak gidak. Yani bir tüzelik taksi 8-9 milyon, 10 milyon paradır oradan oraya. Yani her gün veremiyoruz. Bizim iki tane araba da vermişler, kendi kafana göre hareket ediyordu. 160 tane hanedir, bir tane çalışıyor günde. Ya o da bize taşıyamıyor. Ya bize dedi ki sıhhat vereceğiz, sıhhat vermiyorlar. Bize söz veriyorlar, sözde kalıyorlar. Yapamıyorlar. Bu yolumuzu yaparken, bu yolumuzu yaptıktan sonra belediye başkanımız, bakanımız, vali, ondan sonra özel idare müdürü, emniyet müdürümüz beraber geldiler. Yolu açarken bize şunu söylediler. Dediler ki, yani biz meclis kararını almışız. Bu hafta içinde servis verilecek size. Evet. Ve o gün bugündür 2 ay geçti aradan. Herhangi yani bir servis verilmedi. Vatandaş da mağdurdur. İşe gidenler mağdur kalıyor. Hastaneye giden aynı şekilde mağdurdur. Arabası olan arabasıyla gidip geliyor. Mahalleye de 2 tane korsan minibüs sağ olsun. Şube, trafik şube müdürü, valimiz, ondan sonra yine daha önceki başkan müsaade verdiler bize. O korsan çalışıyor. Onlar da bayanlar, bayanlar minibüsleri dolmayana kadar bayanlar kaldırımlarda, ondan sonra sokak köşelerinde dimdik ayakta duruyor. Hangi yani zihniyet bunu kabul ederse ben bunu bilmiyorum. Yani bayanların orada dimdik ayakta durması, ondan sonra erkeklerin kahvelere gitmesi, yani çok mağdur bir durumdayız. Saatlerce minibüsü doldu mu hareket ediyor. Yani saatlerce, yani 2 saat de yani minibüs dolmasa o minibüs orada durur, bayanlar da orada dimdik ayakta.